Arkadaşlar bugün sizlere her kekemenin bilmesi gereken 3 tane gerçekten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz binlerce kekeme arkadaş bana ulaşıyor geçmişte kekeme olduğumu bildiği için. Ama onlara bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. 1. Kesinlikle kekemelik %100 geçmez. Bak ilk uyarım bu. %100 geçmez. Kim diyorsa ki %100 kekemeliğin geçer tamamen kurtulursun. Yalan bu arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Paranızı kaptırmayın. Çünkü benim kapalı işte WhatsApp grubum var. O WhatsApp grubumda görüştüğüm arkadaşların çoğu dünyanın parasını sağa sola maalesef bu noktada kaptırmışlar. Onun için kekemelik %100 geçmez. Kekemelik %100 geçen bir şey değil, kontrol altına almayı öğrenmen gereken bir şey. Bazen iyisin, bazen kötüsün. İyi olduğun yerler, rahat olduğun yerler. Takıldığın yerler, kaygı, korku yaşadığın, acaba ne olur, rezil olma duygusu yaşadığın yerler. Bir defa bunu fark etmen lazım. Kontrolün sende olduğunda, rahat olduğunda az takılıyorsun. Ama başka heyecan yaptığında, kaygı duyduğunda, korktuğunda daha çok takılıyorsun. Ve çok iyi olsam bile ben mesela %99, bak %100 demiyorum. %99 çok iyiyim. Ve konuşmalar yapıyorum, işte televizyon programı yapıyorum biliyorsunuz. Ama ben bile takılıyorum. Televizyonda da takıldığım oluyor. Beni izleyenler biliyor. %100 geçmez. Bu bir yalan. Bunu bir defa görün. Evet, 2. Bilinç altınızda bu işi yenmeden tam anlamıyla yenemezsiniz. Hocam ne demek bu? Şimdi şu demek, bir defa ben kekemeliği yeneceğim desem bile, bak, çevrende annen, baban, çevren, bütün arkadaşların evet sen yenersin, ben sana inanıyorum dese bile, iç ses var ya, olay iç seste, iç ses diyor ki, yapamazsın. Ben tanıyorum seni. Mümkün değil. Ve o iç ses bu sefer sen ne dersen de iç ses seni aşağı çekiyor. Ve işte telkin cümleleri. Okuyorsun telkin cümlelerini. Kendine özel telkin cümleleri yazıyorsun. Ama maalesef o iç ses susmadığı müddetçe okuduğun, yaptığın her şey seni ileri götüreceğine geriye götürüyor. Onun için o iç sesin çözülmesi lazım. O da bilinçaltının ciddi anlamda bu işe ikna olmasıyla ilgili bir süreç. Kolay bir süreç değil. Yani olmayacak, yapılamayacak bir şey de değil. Ve bunun adına bir video daha hazırlıyorum. Kendi kendime ben kekemeliği yendim. Kekemelik kendi başına yenilebilir mi hocam? İlla bir uzmana bir yere gitmek, destek almak lazım mı diye sorular geliyor. O soruya verdiğim cevapta bunun da cevabını vermek istiyorum. 3. Hocam bu illetten bir defa kurtuldum. Kurtulduktan sonra bir daha bu geri gelir mi? Bir daha ben kekeler miyim? Böyle bir korkum var. Vallahi ben şunu gördüm. Çok ciddi anlamda tedavi görmüş, yardım almış insanların çoğu belli bir süre iyiler. Ondan sonra yeniden bir olay yaşıyorlar, bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Yeniden geri geliyor. Yani %100 geri gelmez, olay bitti, tamamen bu işten kurtuldunuz deme şansı bence yok. Ama kendi başınıza duygularınızı, düşüncelerinizi, bilinçaltınızı yönetmeyi öğrenmeye başladığınız anda zaten güç sizde. İstediğiniz gibi ne yaşarsanız yaşayın, bunu nasıl kontrol edeceğinizin de farkına varmaya başlıyorsunuz. Ve kekemelikle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda, süreç yeniden arttığında siz bunu nasıl kontrol altına alacağınızı biliyorsunuz. Onun için kekemelik kimsenin elinde sihirli değneği olan, size dokunduğu anda kurtulacağınız bir şey değil. Mücadeleyle, pes etmeden, saklanmadan, üstüne giderek yenmeniz gereken, aşmanız gereken bir süreç. Bir defa bunu görmek lazım.